Merhaba, tünaydın hanımlar, günaydın, günaydın demiyorum çünkü sabah saati değil. Kahvemizi içtik, şu an Nescafe içiyorum, normal kahvelerimiz bitti, Nescafe'ye döndük. Bugün ne yapacağımızı söylemeden önce, geçen bir canlı yayınımızda, geçtiğimiz günlerdeydi, tam gün olarak bilemeyeceğim ama bir kıskançlık, Azra'cığım öpüyorum, çok güldürdün sen bizi o gün, canım benim, çok tam dolmuşsun bir tanem sen. Kıskançlık kötü şey tabii ki, yani hepimizin başında var ama aşırı dozda olanı insanı gerçekten bunaltıyor. Hepimiz orada artık kıskançlıktan içimizi o canlı yayında döktük, konuştuk. Azra'cığım çok fazla döktü, ay kurban olurum sana ben. Orada ben bir şey söylemiştim, kıskançlıkla ilgili bir şey söyleyeceğim diye. Ya biz de kadınları kıskanıyoruz, hiç kıskanmıyoruz hiç ama aşırısı gerçekten bunaltıyor insanı. Onu başta bir anlatayım. Bu gerçek olan bir şey. Benim birebir tanıdığım kişi yaşamadı bunu ama benim arkadaşım anlattı bana bunu. Onun tanıdığıydı. Bursa'da oturuyorduk o zaman, çok çok yıllar öncesi. Şimdi herkesin eşi kıskanıyor, ediyor. Kadının kocası hiç kıskanmıyormuş. Şimdi bak, bakar mısın? Bu gerçek olan bir şey. Ya diyormuş ki, yani kocasına sen beni kıskanmıyorsun. Yani neden? Diye kadın kendi kendine şey yapıyormuş. Yani görüştüğü arkadaşı da benim arkadaş, ortak arkadaşımız anlatıyor bana. Kadın demiş, dur sen. Bak demiş, demiş ben kıskanmıyorum adam demiş, hani sana bakan yok, eden yok, yani çirkin bir kadın yoktur benim nazarımda, gözümde bakımsız kadın vardır, kendisiyle ilgilenmeyen kadın vardır, bütün bayanlar güzeldir. Ondan sonra kadın bir gün kocasının koluna giriyor, bak kadının yaptığına bakar mısın, inanmıyorum. O canlı yayında bunu anlatacağımı söylemiştim. Dedim bir videomda bundan bahsederim demiştim. Kocasının koluna giriyor. Çarşıya çıkıyorlar. Şimdi kadına kimse bakmıyor, etmiyor. Kocası da kıskanmıyor doğal olarak. Kadın çok affedersiniz yapacağım hareketten dolayı. Gülesin de geliyor. Şimdi kocası fark etmeden kolunda gidiyorlar. Karşıdan gelen erkek, kalabalık yani bayan erkek kim varsa... Ona baktıklarında yaptığı hareket şu. Tövbe tövbe estağfurullah. Şimdi bunu yapınca dikkati çekiyor kadın. İster istemez kadına başlıyorlar bakmaya. Kadın gayet normal gidiyor. Aynı hareket yine bir öyle bir böyle yapınca artık bu normal değil diye artık buna dikkati çekiyor tabii. Bunu erkeklere yapınca bakıyorlar, adamın dikkatini çekiyor kocasının. Allah Allah diyor, benim hanıma kimse bakmaz da hayırdır ama diyor, yani bakıyorum dikkati çekmeye başladı benim hanım diyor. Ondan sonra bayağı gidiyorlar. Hayır, bir de adam dönüyor arkaya bakıyor. Kadının yaptığı hareketten dolayı karşıdan gelen erkekler bir de dönüyor arkadan bakıyorlar kadına. Hani nedir bu, tövbe tövbe, kafa gidik midir nedir gibisinden bakıyorlar yani. Başka bir amaçta değil. Adam iyice uyuz oluyor. Ondan sonra karısından neyse işlerini görüyorlar, eve gidiyorlar. Sana demiş ne oldu, hayırdır demiş, yani kaç senelik evliyiz, ben seni kıskanmazdım ama demiş benim içime bir kıskançlık geldi demiş. Koluma girip dışarıya çıktığımızdan beri demiş, bırak karşıdan gelen bakma bakanlar demiş, dikkatimi çekti, arkamı dönüyorum bir de arkadan bak. Ya derler ya, kadının yapmayacağı şey yok. İşte kadın, bak kadının yapmayacağı şey yok. Yani kıskançlık dedim, geçen canlı yayımızda aklıma o geldi. Canlı yayında anlatamadım ben bunu. Hani bizim yapmayacağımız şey yok yani. Adam bir kıskanmaya başlamış karısını, bir kıskanmaya. Kadın tabii arada bir dışarıya çıktığında hareket aynı. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Ay gülesin yok. Hakikaten de onların o zaman şimdi ne oldu bilmiyorum ama kadının o yaptığı o hareket yani gün yüzüne çıkmadı. O şekilde devam ettiler. Tabii şu an ben ortak arkadaşımızı da görüşmeniz şu an kesildi. Artık ben burada, o orada kopuştuk.
ne durumdadır bilmem. Yani yapmayacağımız şey yok hanımla. Yani kıskanmıyorsa da kıskandırmasını biliyordu ya. Kıskançlıktan laf açılmıştı da buradan Azra'cığım, Sinem'cim, canlı yayındaki bütün hepinizi, Özlem'cim, aklıma artık gelmeyenler. Çok güzel geçtiğimiz günlerdeki videolarda çok güzel bunları tartıştık. Dedik basılacak kanala, yayın basılacak erkekler tarafından. Öpüyorum hepinizi. Mutfağımıza geçelim bakalım, ne yapacağız mutfağımızda. Evet hanımlar, mutfağımıza geldik tekrar. Kadındaki pratik zekaya bakar mısınız? Yani süper bence. Gerçi kıskansam bir dert, kıskanmasam bir ayrı dert. Hepsi farklı. Kimi kıskanılmaktan çok yoğun, kıskanılmaktan bunalır. Kimisi kıskanılmamaktan şikayetçidir. Ortasını dengeleyeni bulanı hiç görmedim ben. Evet şimdi ne yapacağız? Hazır yufkadan fındık lahmacun yapacağız. Önce malzemelerimizi tanıtalım. Ben 3 tane yufkamızdan yapacağım hanımlar. 2 tane domatesimiz var. Biri küçük, biri büyük. Kabukları soyulmuş. 3 diş sarımsağımız var. Yarım yemek kaşığı domates salçası ve biber salçamız var. 2 tane kuru soğanımız, 3-4 tane de sivri biberimiz var. 200 gram kıymamız var. Yarım su bardağı suyumuz var. Pardon, yarım çay bardağı. Kafam gitti şimdi kadının yaptığını. Yarım çay bardağı suyumuz var. Bir tane daha yarım çay bardağı suyumuz var. Bunu yarım çay bardağı çiçek yağından yufkanın içine sürmek için. O ayrı. Yarım çay kaşığı karabiber, tuz, pul biber. Acıyı çok seven daha fazla koyabilir hanımlar. Ben İspanya yiyemez diye pek acı kullanmayacağım. Çok fazla kullanmayacağım. Şimdi öncelikle soğanlarımızı küçük küçük doğruyoruz. Ve soğanlarımızı doğrarken kıskanmayan hanımlara duyuru. Yani pratik. Siz de aynı taktiği uygulayabilirsiniz bence. Kıskananlar için bir çözüm yok. Ona bir şey diyemeyeceğim. Gayet minik minik doğruyoruz. Aman o da fazlası aşırı zarar. Azı da hakikaten o da zarar. Hepsi de zarar. Evet hanımlar, soğanımızı doğradık. Bir kabımızın içine alıyorum. Domates, biber, ondan sonra sarımsağımızı aynı şekilde küçük küçük doğrayıp aynı kabın içine koyuyoruz. Evet hanımlar, domates, soğan, sivri biberimizi doğradık. İçine salçalarımızı koyuyorum. Kız bu kapta almayacak mı bilmem. Baharatlarımızı ilave ediyorum. Beyza ne yapıyorsun kızım? Gram kıymamızı da ilave ediyorum. Neyse almazsa artık kabı değiştireceğim. Yapacak bir şey yok. Hakikaten de almadım. Ben alır sandım ama yetersiz geldi. Dediğim gibi hanımlar, acıyı çok seven daha fazla koyabilir. Acısını. Kıymamı da içinde iyice harmanlıyorum. Ve içine yarım çay bardağı suyumuzu ilave ediyorum. Bu şekilde iyice harmanlıyoruz. Evet hanımlar, harcımızı iyice şu şekilde karıştırdık. Yarım çay bardağı deminki suyumuzu kasemize koyuyorum. Yarım çay bardağı da çiçek yağı ilave ediyorum. Dilediğimiz yağlı su.
Yufkamızın bir tanesini tezgahımızın üzerine açtık. Bu yağlı suyumuzdan içine şöyle şu şekil bolca iyice yağlıyorum. Bu hazır yufkadan fındık lahmacunumuz gayet basit, pratik. Hemen bir misafirimiz gelse de anında hemen elimizde yufkamız varsa yahut da hemen alıyorsak bu şekilde anında yapabiliriz. Yufkamızın üzerine öteki yufkamızı da aynı şekilde ben de koyuyorum. Yufkalarımız bazen denk gelmiyor hanımlar. Fark etmez. Önemli değil o da. Şimdi bunu neyle ki evet şundan yapabilirim. Ben şu büyüklükte yapacağım. Fındık lahmacun diye. Şöyle kenarından tutuyorum. Bıçağımızdan karede yapabilirsiniz bunu. İlla bir yuvarlak olması şart değil. Kestiğim parçayı şu şekil alıp tepsimizin içerisine koyuyorum. Aslında tam denk mi gelecek bilmem. Aynen şu şekilde. Bunu köşeli de kesebilirsiniz. Mesela ben o yufkaları değerlendiririm kenardan çıkanları şimdi. Evet, şu şekil. Şu şekil diziyoruz. Harcımızdan kestiğimiz parçaların içine yaydırarak ben biraz ikisi bir araya alsın diye sıkıştırdım ama sıkıntı yok onda. Harcımızı istediğimiz kadar bol koyabiliriz. Evet hanımlar, şöyle içine yaydırarak tepsimizin içini aynı şekilde dolduruyoruz. Evet hanımlar, şu şekilde fındık lahmacunlarımızı 180 derecedeki ısıtılmış fırınımızda 15 dakika, fazla değil 15 dakika pişireceğiz. Evet hanımlar, fırından çıkardık. Tam 15 dakika, fazla değil. Fındık lahmacunlarımız çok sıcak tabii ki, şöyle göstereyim ben size. Fındık lahmacunlarımız hazır, sunuma hazır. Ucundan kıvırıp içerine isterseniz koyabilirsiniz yeşillik. Dilediğinizi koyabilirsiniz. Tabii benimkileri fındık, küçük lahmacun, pratik. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kıskançlık yok diyoruz. Yoksa yaparız. Oh, öpüyorum sizi.